Merhaba arkadaşlar, Seri Face'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaçıncı bölüm falan hiçbir fikrim yok. Birazcık karıştı maalesef. Uzun bölümler olunca, yani uzun bir şekilde çekince bölmek istedim. Bu arada ben soran arkadaşlara cevaplıyorum da size de söyleyeyim. Bölümleri kısa tutmamın nedeni, yani 30 dakika 40 dakika olmasının sebebi şundan ötürü, nasıl söylesem, uzun olunca bölüm haliyle render yapması da uzun sürüyor, yüklemesi de uzun sürüyor, boyutu yüksek olduğu için. O yüzden daha kısa tutmaya tercih ediyorum ben. 30-40 dakika arasında idealdir diye düşünüyorum. Umarım anlayışla karşılarsınız bu durumu da. Şimdi burası kaldı, bakmadım. Bir de Bodrum'daki o delik şey, yukarı kattaki delik kaldı. Oralara da bakacağım. Ondan sonra umarım bir ipucu falan bulacağız diye düşünüyorum. Burası aşağıya iniyor mu? Büyük ihtimal kapamışlardır ya. Aha, dişi buldum sonunda. Yine bu aptal kelime şakası mı? E, S, bir de bu var. N yazılmış üstünde. N, E, S, V, S, W. Şu yanmış, bunun üstündeki şey gözükmüyor, harf diyeyim. Ne anlama geliyor hiç fikrim yok. Şu an çıkaramadım ama en azından 5 tane dişi de topladım. O yüzden mutluyum. Burası açılıyor mu acaba? Sabah anahtarı bir yerde düşürmüş olmam gerek. Ya büyük ihtimal düşürmüşümdür etrafı gezerken. En son ne zaman anahtarlar üstündeydi? Hiçbir fikrim yok. Yemin ederim ki cebimdeydi. Eminim bir şekilde ortaya çıkacaktır bir yerlerden anahtarlar diyor. Şu an aşağı inemiyoruz. Burada yeşil bir sıvı akıyor. Ok, şimdi yukarıdaki deliğe bakayım, girebilirsek içeri. Ondan sonra o şifreyi bir şekilde çözmem lazım. Şifreyi çözeyim ki şey olsun. Orada anahtar bir şey olabilir. Bir de bir tane eksik kaset var. O da nereden çıkacak bilmiyorum. Onu bulamadım. Şey neredeydi ya, hatırlamıyorum. Burası mıydı? Aynen, buraları zaten şey yaptık. Bir şuradan içeri girebiliyor muyuz? Kesin giremeyiz ha. Hah, girdik. Ha, geri dönebiliyormuşuz. Neyse. Bu ne? Bir tane ip var. Çok fazla ölüm ve yıkım var diyor bir çatı altında. Bu dairede. Holmes ailesi için kötü hissediyorum. Onlara, ya başlarına gelen şeyleri hak etmediler kesinlikle. Luke'dan nefret etmek istesem de yaptığı şeyden ötürü o adam için de üzülmeden duramıyorum diyor. Bu işte tarikata diyeyim, şeytanı çağırmasında yardım ettiği için başına bu işleri kendi açtı diyor. Fakat işte Stacy ve Megan'ın da sonunun kötü olması, başına bunların gelmesi kötü tabii ki de. Gerçekten de gerçekten ölü mü onlar? Kırmızı gözlü şeytan mı? Evet, biliyorum Todd'un o aleti onları yok etti fakat biraz kolay oldu gibi hissediyorum. Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de aynı şeyi düşündüm fakat yıllardır onlardan herhangi bir iz görmedik. Ya sadece yaraladıysak ve karanlıkta bir yerlerde iyileşmeyi bekliyorlarsa, o zaman ortaya çıktıklarında onları tekrardan bu aletle yok edeceğiz. Çok önemli şeyleri aslında cümle arasında söylüyorlar, çok önemsizmiş gibi. Demek ki bu adam Megan'ın şeyi işte, hayaletin babası diyeyim artık. İşte bu gölde avlanmaya gidenler falan şey,
Adam demek ki bu tarikata yardım ediyormuş. Onlardan biriymiş. Aslında bu apartman ortak hareket etmiş diyebilirim yani kesinlikle. Kimse tek başına yapmamış bu işi. Ama dediği gibi diğer aile üyelerinin de başına kötü şeyler gelmesi üzücü. Banyoya falan ödeye geçen bölüm bakmıştım, o yüzden girmiyorum. Şimdi benim ipuçlarını bir araya getirmem gerekiyor. Ama nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok tabii ki de. A few moments later. Bununla açtığı vidaları. Bunları nereye koymam gerekiyor ki? Şurası şey, bir saniye. Şu North yani kuzey. Bu West yani batı. Bu East yani doğu. Bu da South yani güney. Bu da ortaya galiba. Olmadı mı? O kadar şey olmuştum ki. O kadar emindim ki. Tabii ki neye göre kuzey? Kuzey mesela yukarısı mı bu şeye göre, yoksa sağ falan mı? Çok güzel. Hani yandan da mesela bakarsan yandan sağ taraf kuzey gözükür. Made in China, Çin'de yapılmış diyor. Çok güzel. Ben o zaman uğraşacağım burada birazcık galiba. Oldu. Çok mutluyum. Wow. Galiba kaybettiğin anahtarı buldum. Ben kaybetmedim. Sadece bekle. Bu nereden çıktı? Ben onu oraya koymadım. Birisi bulmamızı istedi. Bu şekilde yapamazlar ki. Böyle benim yani kapımın altından alıp bir posta kutusuna ya da bir şeye atamazlar. Gerçeklik böyle karmaşık bir ağa benzer diyor. Ne? Boş ver. Anahtarı aldım, gidip şu tapınağı bir kontrol edelim diyor. Anahtarımızı aldık. Ben bir de bu şeye bakacağım. Bir tane şey vardı ya. Şifreli bir yerde şey vardı. Kadının evinde. Ona ben bir internetten bakacağım. Merak ediyorum orada ne var. Ona göre orayı da açalım. İçinde ne varsa bakalım. Yok, burada değil, şurasıydı. Aynen, ben bir bakayım hemen internetten. 435 542 diyor. Ama neye dayanarak bu şifre var, hiçbir fikrim yok. İçinde bir kaset var diyor. Ha bak, şeyi üçüncüyü koydu şu an. Others, diğerlere. Bu mekana paralel olarak başkaları da var diyor burada. Bu adam gibi. Fakat onun gibi böyle belirgin değil. Görmesi daha zor onları. Ve daha az sıklıkla ortaya çıkıyorlar. Ve bir şey daha, başka bir şey. Böyle uğursuzca bir şey benim görüşümün ötesinde pusuda bekliyor. Tam olarak hislerim bunu çözemese de ben onun varlığını hissedebiliyorum. Böyle bana doğru geliyormuş gibi. İnsanlıktan kalan şeyler bu deliğin içerisinde dolanıyor. Korktuğum şey ise böyle sonsuz izolasyonda kalan birisi olacağım mı diyor, öyle bir şey. Kısacası başkalarının şeylerini de hissediyormuş. Bunun olayı ne gerçekten bilmiyorum bu kadının. Yine bir şeyler anlatıyorları. Çak bir hayvan diyor işte. Tüm o şeyi boğazına soktu. İnanabiliyor musun buna? Onu çok seviyorum diyor. Sen beni dinliyor musun? Hayır, yine bir saniyene böyle gittim geldim. Sıkıntı yok.
Ok. Alacağımı aldım. Gidiyorum buradan. Başka da bir şey yoktur herhalde. Varsa da sorry. Gideyim tapınağa. Anahtarım da var. Burası mıydı? Öbür yer miydi? Artık o kadar böyle kafam karışıyor ki. Hah, burası. Çok güzel. 2 saat sonra. 2 saatten önce mi varmışlar buraya? Ha, 2 saat içerisinde burayı gezmişler. Burada her şey normal gibi gözüküyorları. Yani en azından Edison apartmanlarına göre normal. Peki bu işte dişlere, parlayan kuş kafesine ve anahtara ne demeli? Galiba onlar birazcık garipti. Bu his içimdeki gitmiyor. Kötü bir şeyler geliyor. Ne zaman veya nasıl bilmiyorum fakat hissedebiliyorum bunu. Belki de haklısındır. Toda bilgi vereceğim eve geldiğinde ve daha sonra işte onun aletleriyle tekrardan akşam geliriz buraya. Tamamdır, onun dersi ne zaman bitiyor? Şimdiye çıkmış olması lazım fakat benim şimdi eşle buluşmam lazım, hatırlıyor musun? Aa doğru, sen onu getir. Galiba ona birazcık şey hemen her şeyi anlatmayalım diyor. Bu paranormal olayları falan hepsini bir anda anlatmayalım. Doğru, en son hani onu bu tarz şeylere soktuğumuzda çok iyi gitmemişti olaylar onun için. Yani bu 1 yıl önceydi. Sanki her yıl daha böyle hızlı geçiyormuş gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda unutma ki hepimiz bu akşam yemek yiyeceğiz. Nasıl unutabilirim ki? Konu hakkında bir sürü şey aldım diyor. Mesaj babası mı atmış artık? Bizim babamız mı atmış yemek için? Hani unutmayın diye. Hey Ashley. O Ashley'ye gel, saçlar falan kesilmiş. Ashley bu arada başka yerde mi okuyor acaba? Seni gördüğüme çok mutluyum. Seni çok özledim. Ben de seni özledim Ash. Saçını kesmişsin, hoşuma gitti. Teşekkürler. Böylece daha hani saçımı kısa olunca daha rahat motor kullanabiliyorum. Görünüşe göre sen de saçını değiştirmişsin. Aa evet galiba. Böyle asi gözüküyor. Ama bu şeyleri de at kuyruğu demeyin de yandan kuyruk yapıyor ya, iki yandan. Onları da özleyeceğim diyor. Oo, motora binmişler. Okey. En son gittiğimizden beri ben göle uğramadım hiç. O da ne? Ya ne söyledin? Dedim ki işte en son gittiğimizden beri göle uğramadım ben hiç. Ben de fakat orası çok güzel, huzurlu. Böyle bir sahne yapmaları güzel. Direkt şey de yapabilirlerdi yani. Direkt burayı da gösterebilirlerdi. Sen ve ben, her şey yolunda mı? Evet, biz iyiyiz. Bütün o şeyler neydi peki? Bu aptal şey olayları işte, kardeş olayları. Bana ruhsuz dedi. Çünkü büyük annemin cenazesinde ağlamadım diye. Benim insan olmadığımı söyledi çünkü ben hiç ağlamıyormuşum falan filan. Ondan sonra bu büyük bir kavgaya dönüştü. Ben de herhalde Ashley'in kardeşi oluyor bu arada. Sanki böyle yeterince babaannem hakkında ya da işte anneannem hakkında üzgün değilmişim gibi bir de onunla kavga etmek zorunda kaldım falan diyor. Her neyse işte sonuç şu ki barıştık ve şu an iyi aramız. Biliyor musun, şimdi düşünüyorum da seni hiç ağlarken görmedim ben. Çok böyle ruhsuz bir canavar olmalıyım. Dikkat etsen iyi olur. Senin gibi canavarları öldürüyoruz biz. Hayır, asıl sen dikkat etmelisin. Senin böyle musallat olabileceğin canavarlardan değilim ben diyor. Yani bana karışmasan iyi olur diyor. Umarım bu sabah anneni öpmüşsündür gitmeden önce.
Yani böyle bir şeyler söylüyorlar işte birbirlerine. Sen nasılsın Selia? Ben bu kabuslar görüyorum yine. Üzgünüm. Eskisi gibi kötü mü? Öyleler, farklılar. Anlatması zor. Çok uyuyamıyorum bu rüyalar yüzünden. Herhangi bir şey için endişeleniyor musun? Bazen bir şeyler hakkında endişeliysem veya zor bir şeyler atlatıyorsam bu konular hakkında rüya görüyorum diyor kabuslar. Çok böyle kötü bir rüya gördüm son zamanlarda. Hiçbir anlam ifade etmiyor fakat her şey yolunda, her şey iyi olmalı. İlaçları kullanıyor musun? Aa evet, yani çoğu zaman kullanıyorum. Eğer yardımcı oluyorlarsa o ilaçları kullanmalısın. Bir tane kuzenim var benim de böyle depresyon sıkıntısı falan çekiyor. Ve ilaçlarının ona çok yardımcı olduğunu söylemişti bana. Galiba yardımcı oluyorlar fakat beni birazcık böyle aptal gibi hissettiriyorlar içten içe. Korku içinde hissettiriyorlar. Biliyorum gerçek ya da en azından bana öyle geliyor. Galiba anlayabilirim bunu. Sadece mutlu olmanı istiyorum Sel. Eğer ihtiyacın olursa beni aramaktan sakın çekinme ya da sadece konuşmak istersen, konuşmaya ihtiyaç duyarsan. Senin her zaman yanındayım biliyorsun ki. Biliyorum, teşekkürler eş. Ve daha önce söyledim fakat bu maskeyi benim yanımda takmana gerek yok. Suratım için mi? Maskenden bahsediyorum. Bu benim şey gibi, bir parçam gibi artık. Toplum içinde giydiğim bir surat gibi. Her zaman giydiğim bir surat. Sadece giymek zorunda değilsin. Bunu bilmeni istiyorum. Eğer istemiyorsan giymek zorunda değilsin. Burada sadece sen ve ben varız. Kimse yok. Sen nasılsın diyor. Temelli mi döndün diye soruyor. Sen nasılsın diyelim be. Ben de iyiyim bilirsin. İşte daha iyi hissetmeye başladım şehirden ayrılınca. Şimdi şehrin dışındayım diyor. Şehri sevdiğini zannetmiştim. Şehri seviyorum fakat işte güzel. Bir sürü havalı güzel şeyler oluyor. Sadece orada yaşamayı sevmiyorum. Çok gürültülü ve çok kalabalık. Bazen kendi sesini bile duyamıyorsun. Anlayabiliyorum. Orada ne kadar uzun vakit geçirirsen doğayla olan bağını da kaybediyormuşsun gibi hissediyorum. Kulağa garip gelse de Nokfel'i özlüyorum. Nokfel kasabasının, şehrin neyse. Temiz havayı özlüyorum, doğayı özlüyorum. İşte geceleri yıldızlara bakmayı özlüyorum. Arkadaşlarımla takılabilmeyi özlüyorum. Biz de seni özledik eş. Fakat bu geceleri işte çok yıldız gördüğümüzü düşünmüyorum. Özellikle bu fırtına gelirken. Ben de onu fark ettim. Sanki böyle yağmur yağacakmış gibi. Sanat okuluna ne oldu? Nerede kalacaksın? Sanat okulunu soralım. Galiba okula birazcık ara vereceğim. Birazcık hani yorgun hissediyorum. Geri dönmeyi düşünüyor musun? Büyük ihtimal sadece önce başka şeyleri kafamda çözmem lazım. İşte toplum okulu mu artık bir yerde birkaç ders almış. Kendi hakkında bir şeyleri sorgularken. Çok hoş. Larry de aynı şeyi düşünüyordu yapmayı. Bundan bahsetmesine şaşırdım. Onun böyle çok okula gidecek biri olduğunu düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde. Tıpkı eski zamanlardaki gibi bütün şey ekip okula geri dönüyor. Sen mutlu musun? Neyle mutlu muyum? Her şeyle, hayatla. Bilmiyorum, zor bir soru. Çok zor zamanlar yaşasam da son zamanlarda beni mutlu eden şeyleri bulmaya çalışıyorum. Değeri olan şeylerin peşinden gitmeye çalışıyorum. Öbür türlü amaç ne ki yani? Evet. Ama şu an mutluyum. Sen iyi olduğuna emin misin Sel? Senin için birazcık endişeleniyorum. Bilmiyorum yani, birazcık durgun hissediyorum. Sanki böyle bir şeyler yanlışmış gibi. Neden bahsediyorsun?
Sanki böyle hiçbir şey beni böyle kolaylaştırmıyor, hafifletmiyor. Sürekli böyle bir rahatsızlık hissi var. Sanki böyle vücudumla ruhum arasında bir bağlantı yok gibi. Böyle gökyüzü parçalanana kadar bağırıyormuşum gibi, çığlık atıyormuşum gibi hissediyorum. Yani ne? Hadi yapalım. Çığlık mı atacaklar? Bilmiyorum. Hadi ama eminim daha iyi hissedeceksin. Evet, çığlık atıyorlar. Ama gerçekten böyle güzel bir his aslında. Hani böyle içindeki tuttuğun şeyleri dışarı atıyormuşsun gibi. Of, şu Todd'un hali çok kötü abi ya. Todd çok kötü şey olmuş. Büyümüş. Merhaba Todd. Eşliği olan randevundan çoktan döndün mü? Bence o bir randevu değildi fakat evet. Sen ne diyorsan Sel. Nasıl gitti peki? Ya onu görmek güzeldi. Onu geri gelmesi güzel bir şey. Kesinlikle. Eşli işte iyi biri ve araştırmalarda onun bu kadın perspektifinden, görüşünden yararlanmak iyi olur araştırmalar esnasında. Aslında bu işte araştırmalarımıza taze bir çift gözün olması işimize yarayabilir. Lafı açılmışken Larry ve ben bir apartmanlarda tekrardan garip bir şeyler olduğunu düşünüyoruz. Ona anlattım. Ve dedim hani gece tekrardan gideriz kontrol etmeye seninle birlikte. Mükemmel. Bu da en azından yeni cihazları denemem için, test etmem için bir şans verecek bana. Bir süre çalışıyorum onların üstünde. Hazırlanmam için bana birkaç dakika var. Tamamdır. Ne kadar, ne zaman hazır olursan haber ver. Tamamdır. Sel, üzgünüm. Lütfen kendini suçlama. Ne için üzgünsün? Neden bahsediyorsun? Gitme zamanım geldi. Aptalca bir şey yapmıyorsundur umarım. Çok geç. Yakında gideceğim. Dalga geçmeyi bırak Larry, bu komik değil. Oha, ya bak Larry'nin öleceğini biliyoruz. Bunu oyun bize daha önce gösterdi. Yani ama nasıl ve ne şekilde bilmiyorum. Hey. Larry'den cevap yok. Larry. Aç şunu. Larry'ye ne oldu abi? Telefonu aç Larry. Açsan iyi olur. Larry bizim yanımıza taşınacak diye biliyorum ben. Hani evden taşınıyor ya. Tanrım Larry. Abi Larry. Larry'nin yanına koşuyoruz şu an. Todd falan umurumda değil. Arkaya da böyle şey müzik koymuşlar. Korkutucu. Larry şu an neden kendine bir şey yapmak istesin ki? Hani düşünüyorum babasıyla olan şeyleri anlattım diye mi acaba? Ama yani çok da öyle şey bir şey söylemedim. Larry? Larry neredesin abi? Larry'nin odası. Liza'nın odası. Önce bir şuralara bakayım de. Ondan sonra. Banyoya da bakayım, büyük ihtimal odasındadır ama. Buralarda bir şey yok değil mi? Yok. Keşke her seferinde böyle koşsa, çok daha hızlı hareket etsek şu apartmanın içinde. Neredesin? Kesin ağaç evde abi. Kesin ağaç evde. Aynen. Müziğin şeyin giderek artması. Tınısının. Ne o? Hayır. Şey miydi o? Ben anlamadım, neydi o? Sen ne yaptın? Larry neden? Mektup gibi bir şey miydi o? Neydi o? Anlamadım ben. Bir ses geliyor. Oo,
O eşli mi geldi şeye? O eşli bayağı şey olmuş, büyümüş. Sel'i gördüğüm için heyecanlıydım. İlk başta ne kadar farklı davrandığını fark etmemiştim. İşte gölde takılırken daha fazla farkına vardım. Bana o zaman üzgün gözüküyordu bana. Belki de ilaçlarını almayı bırakmıştı diye düşündüm. Bayan Campbell, bu Sally olan randevunuzda herhangi bir şekilde kendinizi tehlikede ya da tehdit edilmiş bir şekilde hissettiniz mi? Hayır, öyle bir şey değildi. Sally tanıdığım en tatlı çocuklardan biridir. Onun yanında her zaman güvende hissetmişimdir kendimi. Sadece o geceye kadar. O ağaç evinde neye tanık olduğunuzu anlatabilir misiniz? Eve gelmemin üstünden çok geçmemişti. Bu gölden sonra işte Sel aradı beni. Belki bir saat sonra falan. Titriyor gibiydi ve sesinden söyleyebilirim ki ağlıyordu. Larry'nin ölü olduğunu söyledi bana. 911 araması için yalvardım. Eğer sen aramazsan ben arayacağım dedim. Peki ikinizden biri 911'i aradı mı? 911 de şey işte bu yabancıların şeyi. Bizim de nasıl 112 varsa ambulans, bunlarda da 911 var. Arıyorlar işte bir olay bir şey olduğunda. Yetkililer gelsin diye polistir, ambulanstır neyse. Hayır, çocuklar beni ikna etti. Bu liseden beri işte Knockwell kasabasında polisleri de kapsayan böyle bir komplo teorisi gibi bir şey vardı. Onlara güvenemezdik, güvenilir değillerdi. Polislerden bahsediyor galiba. O yüzden işte polisi aramadım. Kendim şey yapmak istedim. Görmek istedim. Apartmanlara gittim hemen. Ağaç eve geldiğimde Sel garip davranıyordu. Böyle ileri geri yürüyüp duruyordu. Volta atıyordu da diyebiliriz belki. Kesinlikle üzgündü. İkimiz de üzgündük. Fakat onu hiç bu şekilde görmemiştim daha önce. Onu sakinleştirmeye çalıştım fakat işte böyle bir şeyler sayıklayıp durdu. Bu tarikat üyeleriyle ilgili ve bazı kötü şeylerle ilgili. Larry'nin ağaç evde olduğunu söyledi. Böyle bir dakika kendimi toparladım. Neler olduğundan tam emin değildim. Eğer Larry gerçekten öldüyse ya da acaba Sel kafayı mı yedi diye düşündüm. Ağaç eve gittim fakat böyle boş bir içki şişesinden başka bir şey yoktu orada. Sel'in böyle içki içen biri olduğunu biliyor muydun? Tam değil. Sel çok fazla öyle şeyler kullanmazdı. Bir keresinde sarhoş olmaktan korktuğunu söylemişti bana. Çünkü bu içki bağımlılığı onun kendi ailesini işte mahvetmişti mi diyor. Yani kısacası alkolik olmak istemiyormuş Sel. O yüzden garip bir şeylerin olduğunu, bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum. Larry görünürde yoktu. Vessel beni korkutmaya başlamıştı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Fakat o çok böyle anlayışlı değildi diyor. Onu böyle içeri sokmaya çalıştım. Artık ağaç evi mi binanın mı tam bilemiyorum. Fakat yerinden kımıldamadı. Böyle biraz bir kavga ettik. Sadece o zaman kavga etmiştik onunla. Oradan ayrılmak zorundaydım. Onun yanında o şekilde duramazdım ve onu daha kötü de yapmak istemedim. Ayrılmadan önce Henry ve Liza'ya haber verdim. Selin'in yardıma ihtiyacı olduğuna dair. Henry ve Liza da şey, işte biri Larry'nin annesi, Henry de şeyin babası, Selin babası. Sel'e bakacaklarını söylediler. Ve eğer ihtiyaç duyarlarsa beni arayabileceklerini söyledim. Sel'i o şekilde bıraktığım için kendimi çok kötü hissettim. Ne yapacağımı bilemiyordum fakat. Keşke orada kalsaydım. Şu an öyle düşünüyorum. Keşke onunla birlikte kalsaydım.
Bütün gece telefonun başında bekledim. Ta ki o aramayı alana kadar. Şu an eşin gözünden mi anlatacak diyecektim. Tekrar şeye geçti, sele geçti. Eşli ayrıldıktan 10 dakika sonra Todd ortaya çıktı. Bir şeylerin ben aniden ayrıldıktan sonra bir şeylerin yanlış olduğuna karar verdi. Ve işte mesajlarına cevap vermiyordu. İşte bizim aletlerle birlikte bu karavanına binmiş. Larry'nin yaptığı şeyi anlattım Todd'a. Hani kendimizi toplamak için ikimizin de vakte ihtiyacı vardı. Larry bizim en iyi arkadaşımızdı. Bizim işte dördümüzden biriydi, ailemizden biriydi. Daha önce söylediğim gibi. Yani Larry neden böyle bir şey yaptı onu bilmiyor muyuz şu an? Onun cesedine ne oldu? Emin değilim. Bana bir şey söylemeye çalıştı fakat böyle sesi gidip geldi. Galiba bizimle şey yapma konusunda sıkıntı çekiyor, iletişim konusunda. Hadi şu yeni cihazı deneyelim. Bence bu yardımcı olacaktır. Bekle. Yeni cihaz derken gitardan mı bahsediyor? Evet. İşte gitara bir şeyler ya modifiye etmiş. Böylece işte bu ruhsal varlıklarıyla iletişime geçebileceğiz gibi bir şey söylüyor. Nasıl işe yarıyor? G butonuna basılıyor. 12 tane sembol var. Sırasıyla işte şeyi yap, notaları çal, aktive et sembolleri. JK ya da L'ye baz diyor. Çok güzel. Bunu nasıl yapacağım hakkında gram fikrim yok. Şu hareket edemiyorum bir saniye. O zaman şöyle yapalım. Ben bu bölümü burada bitireyim. Ondan sonra şey yapayım. Şunu bir çözeyim. Nasıl oluyor, neler oluyor burada diye. Diğer bölümde devam edelim. Büyük ihtimal bunların hepsini yapmam gerekecek. Artık diğer bölümde bakalım neler çıkacak. Bir de şey, sırrı diğer bölüme saklamak istiyorum. Sırf heyecanlı olsun diye anlamışsınızdır. Eğer sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi. Artık Seliface'in diğer bölümde görüşene dek diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.